Günaydın. Evet, sevgili günaydın. İzleyiciler günaydın. Aramızda Kalmasın programından sizlerle birlikte görüntüleri izlerken bir anda bandı evet. Yelda başa sardım. Evet. İlk tutuklandıkları günlerde de yayındaydık. Hı. Gerçekten rahmetli Müslüm Gürses'in okuduğu söylediği gibi son pişmanlık nereye yarar? Evet. Her şeyin bedeli var ve buraya kadar, buraya kadar dediği anda onlar için Bahar, Nihal, Candan kardeşler için önce savcının sonra hakimin karşısına çıktıkları ve cezaevine gittikleri o süreç. Peki 5,5 aydır cezaevindeler fakat Nihal Candan anoreksiya olduğunu söyleyerek 33 kiloya indim diyerek sonra 37 kiloya çıktım. İşte ama durumum pek iyi değil. Doktorlar öyle söylüyor böyle söylüyor diyerek tahliye edildi. Evet. Nişantaşı'nda görüntülendi. Hakkındaki soruşturma da tamamlandığı için onun için istenen şey yıl çok fazla. Arkadaşlar onu sordular. İşte Nihal Candan'ın tepkisi. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama inanın zor durumdayım yani şu an. İnanılmaz zor durumdayım. Ne kadar normal olmaya çalıştıkça böyle üstüme geliniyor. Bilmiyorum ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. 27 yaşındayım yeni evlendim. Avukatlık yapmayı beklerken başıma bunlar geldi beyefendi. Ve gerçekten söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok artık şu aşamadan sonra. Konu yargıda ve dosyada gizlilik var zaten. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum ama inanın zor durumdayım yani şu an. İnanılmaz zor durumdayım. Ne kadar normal olmaya çalıştıkça böyle üstüme geliniyor. Bilmiyorum ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. 27 yaşındayım yeni evlendim. Avukatlık yapmayı beklerken başıma bunlar geldi beyefendi. Ve gerçekten söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok artık şu aşamadan sonra. Konu yargıda ve dosyada gizlilik var zaten. Evet, bu arada konuğumuz da hazırlandı ve geldi yanımızda. Evet. Çok değerli bir oyuncu ama oyunculuğun yanı sıra bir sürü daha mahareti var. Ama ben 80'lerdeki o Ayşe'ye hayranım. Sana öyle bakıyorum. Sen ne yaparsan yap. Hoş geldin Ayşe hoş bulduk, Tolga. Hoş bulduk. Evet. Hoş geldin Ayşe. Ayşe'nin şöyle bir şeyi var. Oyuncu kimliğinin yanı sıra Ayşe o kadar... Yaşadığımız bu negatif durumlar, duygular, aslında magazini de çok ilgilendiren konularda konuşuyorsun tabii. Sen. Yani mesela bugünkü akışın içinde of neler var neler, kıskançlıklar var, hasetlikler var, o böyle yarışlar var. Sen oralarda enerji üzerinden bakış açımızı güzel yorumluyorsun. Evet, güzel yorumluyorsun. Evet. Hoş geldin tekrar. Canım benim, hoş bulduk. Ayşe'cim hem sosyal medyada hayli aktifsin. Çok. Sosyal medyayı da takip ediyorsun. Yeni mesleklerin onları da içeriyor. Şimdi biz Nihal Candan'dan başladık. Nihal Candan'ı biraz evvel dinledik. Çünkü hakkında soruşturma tamamlandı. Biliyorsun sosyal medya uzmanı, sosyal medya fenomeniydi. İşlediği bir suçtan, evet, işlediği bir suçtan cezaevine girdi. 5,5 ay yattı. Anoreksiya olduğu için çıkardılar. Fakat şimdi itirazlar yükseliyor. Soruşturma da tamamlandı ve 35 farklı eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. İçinde bulunduğu çete. Ve çetenin 41 milyon 526 bin lira dolandırıcılık yaptığını tespit edildi. Evet, yani. Örgütün gizli kasası Nihal'in kardeşi Bahar çıktı. Bahar hala içeride. Nihal çıktı ve Nihal içinde 8 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor. Arkadaşlarımız soruyor Snop Magazin. Ne yapacağımı bilemiyorum deyip ağlıyor. Yani bir de öyle bir şey ki Nihal Candan'ın bilir kişi kabul edilip sayfasında yani sosyal medya kafasında sayfasının çok güvenli bir hesap olduğu için o böyle aslında bu soruşturmanın, bu yolsuzluğun, bu davanın, bu dosyanın muhasebesinde tutmuş oluyor Nihal Candan. Ya şeyi soracağım ben Ayşe sana. Sosyal medyada çok fazla takipçinin olması, çok böyle etkileşimin yüksek olması Nihal Candan üzerinden soruyorum. Bir insanın kaderini, hayatını nasıl değiştirir? Nasıl oradaki, yönettiğine bağlı tabii oradaki, ki. Oradaki mesela Nihal Candan nerede hata yaptı sence?
Yani açıkçası ben de sizler gibi dışarıdan bu insanları takip edenim. Onlar gibi şu anda hapiste olan pek çok insan var. Tabii ki. Aslında sosyal medyanın nasıl diyeyim aynı araba sürmek gibi olduğunu düşünüyorum. Yani bu ehliyeti işte ne bileyim sorumsuz değil mi gece yarısı alkollü çok yüksek hızda yeşilde geçerken bile kullanacak insanlar da araba sürebiliyor. Tabii. Başka şey ama sosyal medya dediğimiz şey çok katmanlı bir şey aslında. 2011'den beri aktif olarak kullanıyorum biliyorsunuz Müge'cim, evet. Yelda'cığım siz de. Ben de çok farklı insan profilleriyle karşılaşmaya başladım. Farkındaysanız sosyal medya yaşamımızı şöyle değiştirmeye başladı. Önce ünlüler vardı, sonra etkileyici dedikleri, influencer olarak bildiklerimiz çıkmaya başladı. Biz bu insanların yaşamlarına işte anne influencerlar, sporcu influencerlar, iyi yaşam, güzellik influencer olmaya başladı. Biz bu insanların yaşamlarını onlar paylaştığı için şahit olmaya başladık. Ün, para, şan ve şöhret. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Hepimiz bu camiadayız. Senden biz çocukluktan arkadaşız. Tabii, aynen öyle. Kimler geldi, kimler geçti. Ben yani açıkçası hani bu olaylara bir büyük ve yukarıdan bakan, büyük perspektiften ve analitik bakan biriyim açıkçası. Şimdi bu insanların hayat tarzını başa gelecek olursak şöyle görüyorum. Yani ekonomik kriz var. Evet. Bir alım gücünün azalması var. Kendi yaşamlarımızda bunu şahitiz. Bu insanların her zaman çok lüks otel odalarından abla kardeşi görüyorduk. Hem de öyle böyle inanılmaz yani işte giyimli tabağın içerisine pırlanta yüzükler koymuştu bir kere. Dedik ki yani bu neye hizmet ediyor bir kere? Sonuçta çok yeni kuşak, burada Amerika'da böyle biliyorsunuz. Yani bu insanların gençler üzerinde de, kızlar ve erkekler üzerinde de çok yanlış etkileri vardı. Sonuçta ben boş bir hayat yaşıyorum, lüks bir hayat yaşıyorum ama benim gelir kaynağım neresi? Ben de açıkçası bu soru işareti oluyordu. Sizde de oluyor muydu bilmiyorum. Sadece olmaz zaten mı? Bütün olmaz olaylar mı? Bunların gelir kaynağı neresi sorusundan için patladı. Oldu. Şu anda hapiste olan diğer kişiler de var, siz de biliyorsunuz. Çünkü bir de aynı şekilde sokma hali oluyordu. Evet. İşte orada zaten dedim ya ehliyeti nasıl kullandığının önemli. Tabii. Yani bir zenginliği, bir parayı, bir başarıyı başka bir şekilde de halledebilirdin. Ne bileyim sivil toplum örgütlerine yardımcı da olabilirdin. Gidip milyon dolarlık ayakkabı alıp Ferrari ile bilip insanların gözüne sokmak yerine onu da yaşayabilirsin, yargılamıyorum. Tabii. Ama yapış tarzındaki görgüsüzlük beni çok rahatsız ediyordu. Biz sanıyorum şu anda bir kere çete dedin. Ben şu anda bu işin bu boyutunu hiç bilmiyordum. Çete. Bir yandan da içim de rahatladı. Çetenin yani, 35 farklı eylemde 41 milyon 520 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Çeteli liderinin Onur Apaydın'ın sevgilisi de şu an cezaevinde, Bahar'ın ablası Nihal. Evet. Yani zaten gözaltında yanındaymış. Nihal'in burada yaptığı şey ne biliyor musun Ayşe? Bunlar araba alım satım işi yapıyorlar. Görüntüde araba alım satım. Yani ikinci el araç ama usulsüz yollarla yapıyorlar. Nihal burada sayfasında araçları paylaşıyor ve o araçları paylaşım üzerinden diyorlar ki bir de evet, evet. Orada ele veriyorlar kendilerini. Evet, tabii. Orada ele veriyorlar ama işi bir noktaya kadar da getiriyorlar. Tabii Müge. Getiriyorlar. Bu çete Nihal'le Bahar'ı, Bahar dışarıdaki, Nihal içerideki. Evet. Pardon, karıştırdın mı? Dışarıdaki Nihal, doğrudur. İçerideki Bahar. Tamam, içerideki Bahar, dışarıdaki Nihal. İki kardeşi. Instagram yüzü, bakın onlar ne kadar güvenilir diye kullanıyorlar ama nasıl kullanıyorlar biliyor musun? Diyelim ki kandıracakları kişilerle yemeğe çıkıyorlar. İşte zengin kızları bir da hayat yanlarında tarzı. Götürüyorlar. Evet, tabii. Kardeşleri de bu yanlarında götürüyorlar. Olur mu diyorlar, onlar gayet güvenilir insanlar işte sosyal medyada falan çıkıyor. Açın yani böyle bir oyunun içine giren kardeşler de hukuk öğrencisi. Şaka gibi. Yani evet. Sonuç olarak buraya gelirken şunu düşünüyordum gerçekten. Artık kolay satın alınabilir olmak çok üzücü bir şey. O yüzden ne kadar açız diye bakmamız lazım. Nereye açız? İtibar açlığı mı var? Evet. Para açlığı mı seni var? Oradan ünvan açlığı mı var? İşte hani senden konuştuğumuz konu yerden. Evet, evet, evet. Yani toplumu artık öyle bir tüketim toplumu haline geldik ki biz işte hani dediğin gibi sosyal medya fenomeni olmak mesela. Senin gibi olmak istiyorum diyor. Genç bir kız yanıma geliyor. Ben de şey diye bekliyorum hani çok çalışkansın, kitap yazıyorsun. 1.3 milyon takipçim var diyor. Ya o kadar rahatsız ediyor ki bu beni. Evet. Diyorum ki o takipçileri elde edebilirsin istiyorsan parayla satın al. Tabii. Bir sürü hesap var öyle. Normal. 1.4 milyon hesap takipçin olsun. Önemli olan her gün insanların karşısına hangi mesaja çıkabileceğin. Tabii. Ne vereceğin sonuçta bu. Tabii. İşte bu itibar, para,
çok kolay satın alınabilir olmaya başladık. Çünkü bir açlık haline geldi. Ben buna üzülüyorum. Kesinlikle. Sonuçta bu şeyleri çok, hikayeleri çok duyacağız gibi gözüküyor. Evet, evet, evet. Evet. Peki Nihal Candan'ı, Müge senin de düşünceni merak ediyorum. Ne bu kadar Bahar'la Nihal'i ne cezbetmiş olabilir? Yani bir insan kendini bu kadar düşüncesizce... Marka çanta, evet. Mücevherler... tatiller, lüks bir hayat ve İstanbul'daki metrekaresi en pahalı olan böyle bir şey var, rezidans var. Yani böyle kolay kolay kimsenin kiralayamadığı, satın alamadığı, böyle yanından orada geçmek bile zor. Orada yaşadılar. Yedikleri bir tabak makarnaya 4 kahve verdim diye paylaştılar. Evet, yani 4000 liraya makarna yediler 1,5-2 yıl önce. Şu an bile 4000 liraya bir makarna yedilemiyor. Peki Nihal ile Bahar'ın hangi boşluğu karakterindeki, ya da aileden gelen bir şey mi? Ne buna ben sebep oldu? O zaman bir şey belki birazcık sarsıcı olacak ama çok üzülerek söyleyeceğim. Şimdi biz burada sokağa çıksak. Evet. Biz aynı profilde 50 tane kız ve 50 tane erkek buluruz. Genç delikanlı, biliyor evet, musunuz? Evet. Onu demeye çalışıyorum. Hı-hı. Ben bunu çevremde de çok görüyorum. Siz de yazlık yerlere gidiyoruz. Alaçatı'ya, Bodrum'a, görmüyor musunuz? Tabii tabii. Çok. Yani artık ahlakı da çok erttiler. Evet. Bu insanlar para için, ün ve servet için her şeyi yapabilecek duruma getirdiler. Evet. İşte asıl bizim düşünmemiz gereken konu bu. Aynen. Çocuklarımız ve geleceğimiz, yani gençlerimiz neyin elinde? Aynen. Çok boş bir nesil yetiştiriliyor ve şan, şöhret ve para için, bu lüks hayat için. Şimdi kızların taktıkları o çantaların ve mücevherlerin gerçeğini, ki gerçeğini taktılar. Gerçeğine ulaşamayan, onlara özenenler onların sahteleriyle dolaşıyorlar sokaklarda. Ve onların gittiği yolu da gidebiliyorlar, evet, onu da unutma. Eline asıl bir, söylemeye çalıştığım şey bu zaten. Eline bir fırsat geçerse oradan girmeye çalışacak. Evet. Fakat onların cezaevi süreçleri, sadece Nihal Bahar değil, diğerlerinin de cezaevi süreçleri bir anlamda belki ders oldu birilerine. Yani. O ders ne kadar etkili olacak, orası umarız tartışılır. Olmuştur. Umarız olmuştur. Ne kadar olacak tartışılır. Evet. Yani sonuç olarak şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Yani hapishanede olup gerçekten çok yaşlı olan, çok kemoterapi hastası, kanser hastası, ölüm döşeğinde insanların o zaman aynı şekilde serbest bırakılması gerekirdi. Hapishanede gerçekten medikal yardıma ihtiyacı olup hala orada tutulan insanlar var. Evet. Bu kızın anoreksiye dediğiniz şey çok da şey bir şey değil. Oraya doktor gider gelir hapishaneye ve bakımı sürdürülür. Maalesef sert konuşuyorum ama. Evet, yok yani, hayır, insanlar da öyle yazdılar. Salıverilmesi biraz da toplum vicdanını yaralar bence. Evet, evet, bir de şöyle de haberi yükledikten sonra altına zaten geldi. Çıktığından beri maşallah bir gün kuaförde, bir gün nişantaşında, dudaklar dolgu, makyaj yerinde, hiç anoreksiyeye benzemiyor, gayet de sağlıklı duruyor diye zaten itirazlar var. Artık tabii yargı karar verecek ona da. Şimdi sosyal medyada sizin söylediğiniz, Ayşe senin söylediğinin en temelinde yatan kıyaslama, kıskançlık, hasetlik. Yani ben de onun gibi olacağım, evet, ya da o benim yerime geçmeyecek. Yani bu hasetlik ve kıskançlık insanı derbeder eden, önce bu duyguyu besleyeni derbeder eden. Enis Arıkan'ın bu konuyla ilgili özellikle oyuncular arasında, kendi sektöründe yaşadığı kıskançlıkla ilgili sevgili seyirciler, Ayşe bir izleyelim, önemli şeyler anlatmış.